Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iki elle kasnak kullanmak nasıl olur onu anlatacağım. Bana çok sorulan sorulardan birisiydi. Hatta en son DM'de bir arkadaş ismini unuttum, şimdi izlediği zaman alta yorum yazabilir. Çok merak ediyormuş iki elle nasıl yapıyorsunuz, kasnağı nasıl kullanıyorsunuz diye. Ben daha önceki videolarda nakışı işlerken anlatıyordum ama şimdi başlı başına bir video olsun bu. İki elle kasnak kullanmanın çok büyük avantajlarından bir tanesi, daha çabuk iş yaparsınız arkadaşlar. Mesela şuraya diyelim 10 dakikada işliyorsanız iki elle 5 dakikada işlersiniz. İki elle kasnak kullanmak sadece kaneviçeye mahsus değil, diğer bütün tekniklerle olsun, hardenger olsun, bargelli olsun, çin iğnesi, aklınıza gelen bütün nakış türlerinde iki elinizi kullanmak önemli. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar, hemen iki elinizi kullanır, yani hemen alışamazsınız belki, çünkü hep tek elle işlemeye alışan arkadaşlar, hani şey gibi düşünün. Bir çocuğu nasıl böyle hani birden bir şey alıştıramıyorsunuz, aynı onunki gibi düşünün. İki elle hemen alışamayabilirsiniz. Ben de mesela ilk öğrendiğim zaman bir elim altaydı, bir elim üste koyu diyordu hoca mesela. Bazen iki elim birden yukarı çıkıyordu, bazen iki elim birden aşağıya geçiyordu. Kafam karışıyordu hani nasıl yapacağım diye. Çünkü hep tek elle alışmıştım ben kursa gidene kadar. Ama alıştıktan sonra da gerçekten pratik olduğunu ve daha çabuk işler yapıldığını görünce bir de alışıyorsunuz zaten. İster istemez hemen eliniz bir eliniz aşağıya, bir eliniz yukarıya böyle gidiyor zaten. O yüzden iki elinizi kullanmanızı tavsiye ediyorum ben arkadaşlar. Şimdi pratik olarak da göstereceğim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. İki elinizi kullanabilmeniz için, kasnağınızı düzgün kullanabilmeniz için birincisi, kasnağınızın çok muntazam şekilde, duyuyor musunuz? Bakın bunların hepsi bunun üstünde. Yamulmuyor bile şey kumaş. Bu kadar gergin olması gerekiyor. Kumaşımı gerdim kasnağa ama benim kumaşım yeterince gerilmiyor. Neden gerilmiyor? Kumaşınız kasnağa ince kalıyordur. İnce kaldığı zaman bakın ben kenarlarına kasnağım. Bu bir kare kasnak. Kasnakları anlatmıştım. Kumaşımı katladım. Eğer kumaşınız küçükse kasnak bezlerini de anlattım arkadaşlar. Kasnak bezi koyabilirsiniz ya da kumaşınız büyükse onu katlayıp buraya koyabilirsiniz. Hem şey olmaz, böyle uzun uzun durmaz. Dört bir tarafından ne kadar geriliyorsa, hangi kalınlıkta geriliyorsa o kadar kasnak bezi koymanız gerekiyor. Kasnağınızın bakın gergin olması gerekiyor. Sizin kasnağınız gergin değilse iki elinizi de kullansanız, zaten iki elinizi rahat kullanamazsınız kasnağınız gergin değilse. Kasnağınız gergin değilse işlerinizi muntazam da yapamazsınız. Ben muntazam yapıyorum diyen arkadaşlar onu bir de kasnaktan çıkartınca görelim. Yani kasnakta muntazam gibi görünüyor ama ben şimdi yaklaşık 25 seneden beri bu işi yapıyorum arkadaşlar. Hani az buçuk tecrübem oluyor. Mesela özellikle susma tekniklerinde atım yaptıklarımız zaman böyle mesela atım yapıyorlar. Özellikle çin iğnesi, şimdi şu an basit nakış tekniği diye geçiyor. Çok kalın ipliklerle yapıyorlar ve bol hani bol kumaşlara yapıyorlar. Böyle kasnaklarını gerdirmeden yapıyorlar. O anda güzel gözüküyor. Kasnak da güzel gözüküyor. O bir yıkansın bakalım örtü. Ne oluyor? Bir de yıkanmış hallerini göstersinler arkadaşlar. Neyse. Bu kadar eleştiri yeterli. Bugün ben size şimdi iki elle kasnak kullanmanın püf noktalarını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey var. Kasnak kullandığım zaman sol elimi kullanıyorum. Kasnak kullanmadığım zaman sağ elimi kullanıyorum. Beni izleyen birçok arkadaşım da sağ elini kullanıyor. Ama ben şimdi sağ elimle bunu yaparsam sağ elim üstte, yani daha doğrusu kasnak kullanırken sol elim üstte, sağ elim altta olmuş oluyor. Ama çoğu arkadaş tam tersini yapıyor. Yani doğrusu aslında sağ el yukarıda, sol el aşağıda olması gerekiyor. Hani bunun doğrulukla da bir alakası yok aslında. Hani nasıl alışıyorsanız.
Mantık aynı arkadaşlar. Siz benim elimin, sol elimin üstte olduğuna bakmayın. Siz hangi eliniz üstteyken rahat işliyorsanız o şekilde yapın. Benim elim sağ elim üstteyken ben bunun deliğini bulamam yani. O yüzden gösteremiyorum sağ elle. Şimdi arkadaşlar bakın, benim önümde bir tane masa var. Kamerayı koyduğum bir masa var. Çekimi rahat yapabilmem için. Kaneviçe yaparken ya da kasnak kullanırken ya da nakış yaparken illa masa kullanmanıza gerek yok. Nasıl rahat ediyorsanız koltuğunuzun kenarına tutunabilirsiniz. Böyle dizlerinizi kırıp kasnağınızı dizlerinize dayayabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız hiç fark etmez. Benimkinde şimdi masa var. Önümde masa var. Bakın şurası masa. Şimdi arkadaşlar şurayı işleyeceğim ben. Şimdi bir elimi, sağ elim benim altta. Şimdi arkadaşlar bakın, düğümsüz başlamada olduğu gibi iğnemi iki kat muline taktım. Bildiğim kanepiçeyi işliyorum şu anda. Bunu işliyorum zaten. Aşama aşama da Instagram'da paylaşacağım. Bakın. Şimdi iğneyi battım. Battığım yerden, tamam, batıyorum. Battıktan sonra iğneyi tamamen aşağı çekip ters çevirmiyorum. Şöyle ucunu ters çevirmiyorum arkadaşlar. Neyse, bunu geçirmişken göstereyim. Şunu aradan geçirdim. Şimdi başlıyoruz. Bakın arkadaşlar. İğnenin ucu burası. Dibi burası. İğneyi aşağıya verdim. Elim zaten burada. Şimdi bunu gösterebilmem için aşağıda kamera olması lazım ama öyle bir imkanım yok. Tuttum iğneyi. Hemen tersten, bakın. Tersten çıkıyorum hemen. Aşağıya iğneyi ucundan verdim. Sivri uçtan aşağıya battım. Hemen hop buradan bakın tersten çıktım. Makine dikişi yapar gibi aynı. Şu şekilde. Bakın hızlanacaksınız. Zaten bunu alışacaksınız. Hop 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 hızlanacaksınız. Bakın bir daha gösteriyorum. İğneyi ucundan aşağıya veriyorum. Hemen tersinden çıkıyorum. İğnemin tersi. İpliği geçirdiğim yer. Bunu yaptığınız zaman, şimdi mesela arkadaşlar bakın, ben tek elle nakış yapacağım size. Bu iki elle yaptığım. Şimdi tek elle nakış yapıyorum. Bakın aradaki farkı görün. Buradan geçtim. Bunu çıkardım. Böyle tek 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 uğraşırsınız arkadaşlar. Zamanınız, hele de sipariş yetiştiriyorsanız. Şimdi iki elle yapıyorum bakın. Şimdi iki elle yapacağım. Yapamazmışım bir de. İki elle yapıyorum şimdi. Bakın 5 dakikada bunu işlersiniz arkadaşlar. Çok çabuk biter. Şu şekilde hemen. Bir de benim tam gözümün önünde şu anda arkadaşlar kamera var. Ona rağmen daha hızlı işliyorum. Ben şimdiye kadar bitmiş olması lazımdı burası. Daha çabuk, daha seri, daha düzgün işlersiniz. Bu videoda püf noktalarını bol bol verdim ya arkadaşlar. Bunu bir daha burada da söyleyeyim. Bakın ara sıra şu ipliğinizi düzeltin. Burada dönmeye başlıyor. Bazı arkadaşlar diyor ki benim bu ipliğim burada böyle kilitleniyor diyor. Birbirinin içine dolanıyor diyor. Neden? Çünkü gerçekten birbirinin içine dolanıyor ve orada tiftiklenmeye başlıyor. Tiftiklenince ipliğiniz daha çabuk kopuyor. Top kopmalar oluyor. Bir de benim mesela şu kullandığım kumaş keten bir kumaş. Keten kumaş pamuklu kumaştan daha çabuk deforme eder ipliği. Çünkü sert bir dokudur. Sert olduğu için daha çabuk yıpratır. O yüzden daha az sürtünmesi gerekiyor. Bunun için keten kumaşınızı kasnağa gerin. Bakın gözenekleri kasnağa gerildiği zaman açılır. Açıldığı zaman iplik daha az sürtünür. Bunlar önemli. Bana hep söylüyorlar sen nasıl nakış yapıyorsun diye. Böyle yapıyorum arkadaşlar. İşte bakın şu anda ben müşterinin işini yapıyorum bir yandan.
Hani bunu baştan söküp de şey yapmayacağım. Devam ediyorum yani. Aynı şekilde devam edeceğim. İki elle. İki elle daha rahat, daha çabuk yapacağım. Bugün de bu düğümleniyor. Niyeyse şunu bir geçirelim. Ben şunu bir geçireyim ve döneyim. Evet, geçirdim. Elimde sıkıntı olduğu için iğneyi tutarken ipliği dolandırıyorum. Evet, bilekler artık error veriyor arkadaşlar. Gözler, bilekler, boyun. Ama seviyoruz kaneviçeyi, nakışı. Ben size daha sonraki videolarda nakışların, diğer nakışların püf noktalarını da söyleyeceğim arkadaşlar. Bargello'nun, hardengerin düzgün durması için neler yapmak gerekiyor? Sadece batçık batçıkla olmuyor tabii ki. Tecrübe gerekiyor. Tecrübeyi edinmek için çok işlemeler yapmak gerekiyor falan filan. Şimdi neredeyim? Bakın, bir yandan da işliyorum arkadaşlar. Ben hani atlıyor musun, ne yapıyorsun diye soran arkadaşlar oluyor. Evet, şu kadarcık yeri atlıyorum arkadaşlar. Şeyi de göstermiştim. Arkası çubuk çubuk, önü çarpı gibi olan kaneviçe işleme tekniğini de göstermiştim ben. Ama ben o teknikle nakış yapmadığımı da söylemiştim. Nedenini de o videoda söylemiştim. İzleyebilirsiniz orayı da. Minicik atlayabiliyoruz. Modelin yüzünden başlamayı, bitirmeyi de gösterdim. Ben her şeyi göstermişim size aslında. Ve bunların hiçbirini kursta göstermezler. Çoğunu göstermezler arkadaşlar. Kursa gittiğim halde ben bunları bilmiyorum diyen bir sürü arkadaş var. Çünkü oradaki arkadaşlar da muhtemelen bilmiyordur. Ben çünkü özel soruyordum hocaya. Bazılarını da kendim tecrübe ettim. Bazılarını olgunlaşmaya giden akrabalar var, oradan tecrübe ettim. Biraz da kendim tecrübe ettim. Yani her şeyi kursta dediğim gibi göstermiyorlar. Hangi birini gösterecekler zaten arkadaşlar, o kadar çok konu var ki. Ama temel olanları da mesela hani göstermiyorlar. Mesela ben gittiğim sene kaneviçe kursu yoktu. Ben kaneviçeyi annemden öğrendim. Annemden öğrendikten sonra da gittiğim kurslardan edindiğim bilgileri bu kaneviçeye de uyguladım. Biraz da işledikçe, tecrübe ettikçe, şöyle yapayım, böyle yapayımlarla kaneviçeyi bu hale getirdim arkadaşlar. Hani yoksa kaneviçe kursunda aman şunu şuradan atlarsan daha iyi olur, aman bunu buradan atlarsan daha iyi olur diye bir kurs yoktu. Benim zamanımda yoktu en azından. Ben 2002'de gittim sanırım kursa. Evet, 2002'de gittim. 22 sene olmuş ben gideli. 20, 21, 22 sene olmuş. O zaman yoktu yani arkadaşlar, benim zamanımda böyle şeyler anlatılmıyordu. Ha, hesap işi anlatılıyordu. Anlatan hoca nakış hangi konuyu anlatıyorsa iyi anlatıyordu ve ben de onu diğer nakışlarda uyguluyordum. Arkadaşlar bakın, burayı da sizinle beraber işlemiş oldum. Şimdi neredeyim? Bakın şuraya geçtim. Bakın karşıya geçiyorum. Birazcık bir tane atlıyorum. Bir tane de şurada atlamam gerekiyormuş. Geçtim. Şimdi size bu videoda da bitirmeyi göstereceğim. O yüzden videoyu uzun tutuyorum arkadaşlar. Yoksa şimdi bitirecektim. Bakın şuraya geçtim. Buraya da geçtim. Ben şimdi bu videoyu, ipliği nasıl bitirdiğimi göstermek için. Evet, bitti burası. Bakın arkadaşlar, şimdi ipliğim bitti. İsterseniz ipliğiniz bitmiş olsun, İsterseniz başka renk iplik geçirecek olun. İki türlü bitirme tekniği vardı. Bunu size söylemiştim. Burada da söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, şuralara, şu boşluklara başka renk iplik işleyeceksen bunu yapabilirsiniz. Ama buralar boş kalacaksa bunu yapamazsınız. Hani çünkü bazı kaneviçelerde boşluklu kaneviçeler var. Buraları işlemediğimiz yerler var. Bu şimdi göstereceğimi orada yapamazsınız. Şimdi arkadaşlar bakın, eğer buraları işleyeceksiniz, yani şununki gibi bir hal alacaksa işleyeceğiniz yer,
Şimdi en son neredeyim? Bakın buradayım. Şuradayım. Bakın göstereyim. Şuradayım. Buradan hemen şu boşluktan çıktım. Bakın şöyle çıktım. Bir iplik yukarıya battım. Biraz mesafe gittim. İki iplik atlamışım arkadaşlar. Geri battım. Ve çıktım. Bunu buradan kesebilirsiniz. Bir de şöyle bir teknik vardı. Şimdi farz edin ki ben burayı yapmadım. Şuradan aşağı inmeye çalışıyorum arkadaşlar. Farz edin ki ben bunu yapmadım. Yani şunu yapmadığımı farz edin. İpim şurada kaldı. Şurada kaldı. Burada battım ya. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Şuraya, şu dolgu olan yerlere çıkacaksınız. Bir de şunu söyleyeyim. Bazen mesela diyelim burada çok açık renkler oluyor bir taraf. Mesela şurada diyelim. Siz koyu rengi işliyorsunuz. Bu taraf hep açık renk. Koyu rengi bu yapacağımı açık renge doğru yapmayın arkadaşlar. İpliğiniz belli olur alttan. Şimdi iğnemi bakın buradan çıktım. Şöyle çıktım. Şu çarpıların arasından iğnemi geçiriyorum. Kasnağımı ters çevirmeden ben İpliğimi saklıyorum. Bu şekilde kasnağın tersini çevirmiyorum. Çünkü büyük kasnaklarda bundan daha büyük kasnaklar var arkadaşlar. Sürekli bunu ters çevir, kaldır, kondur. Böyle hani bu işler bu sefer iş uzuyor. O yüzden kumaşın tersini çevirmeden de bitirme böyle oluyor. İki elle kasnak kullanmanın püf noktalarını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt tire ilişki merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi daha fazla kitlelere ulaşması için beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Nokta dahi olsa yorum yapıp beğeni yaparsanız ben çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.